ve Mansur Yavaş da Ekrem İmamoğlu'na verilecek cezaya en sert tepki göstereceğini ve Ekrem İmamoğlu'nun yanında dik duracağını net bir şekilde ifade etti. En bunlar sert tepki ne? Türkiye... Efendim? En sert tepki ne? Yani hep bu ifadeyi duyuyoruz ya. Ankara'da, mesela siyaset için Ankara'da hep söylediğim, bak İpek, en sert tepki Ankara'da hep söylediğim en az 1 milyon kişiyle Tan Doğan'dan saraya yürüyüş yapmak. Artık mitingin adını değiştiriyorum. 1 milyon kişiyle Ankara Tan Doğan'dan saraya yürüyüş yapmalıyız. Recep Tayyip Erdoğan bizi öldürecekse öldürsün. Biber gazı sıkacaksa sıksın. Vuracaksa vursun. Yeter artık bu zulüm demeliyiz. Yeter artık bu zulüm. Recep Tayyip Erdoğan istediğini düşman ilan ediyor. Recep Tayyip Erdoğan istediğini hain ilan ediyor. Recep Tayyip Erdoğan istediğine ceza veriyor. Ceyhan Belediye Başkanı sahip çıkılmadı. 25 ay ceza aldı altı üstü. 25 ay ceza. Yanındakiler siyasetçi olmadığı için berat etti. CHP Ceyhan Belediye Başkanı hiç kimse sahip çıkmadı. Net söylüyorum. Tavır koyulmadı. Bu tavırlar koyulmazsa Ekrem İmamoğlu'nun başına gelecek olan da bundan farklı değildir. Bakın birileri adeta çanak tutuyor. Ceza verildi, istinapta bekletiliyor. Biz neyi bekliyoruz o zaman? Biz neyi bekliyoruz? Soru bu olmalı. Biz niye meydanlarda değiliz? Niye meydanlarda değiliz? Niye tepkimizi şimdiden koymuyoruz? Niye adalet demiyoruz? Niye hak hukuk adalet diye yürümüyoruz? Bunlar olmalı. En sert tepki budur. Mansur Bey'le de konuştuğum bu oldu. Söylediğim şey bu oldu. Birçok CHP'li arkadaşıma söylediğim şey bu. Koyun gibi kafamızı teslim ederek olmaz. Biz koyun değiliz. Biz yüce Türk milletiyiz. Biz Mustafa Kemal'in yol arkadaşlarıyız. Dolayısıyla tepkimizi sert koyacağız. Hizbullah'ın partisi Hüdapar bizi bu ülkeden kovmayı, cumhuriyete düşmanlığını, Türklüğü, laikliği, Atatürk ilke ve inkılaplarını kaldıracağını haykırıyor. Biz sesimizi çıkarmıyoruz ya. Yazıklar olsun bize ya. Yazıklar olsun ya. Bu iş parti işi olmaktan çıkmıştır. Bu sadece Ekrem İmamoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday olma meselesi değildir. Mansur Yavaş'ın aday olma meselesi değildir. Bu artık Recep Tayyip Erdoğan'ın laik, demokratik, cumhuriyetçi insanları teslim alma iradesini ortaya koymasıdır. Bir zulümdür. Bir baskı rejimidir. Yani şimdi bunları söylüyoruz ama tepkiye gelince hiç tepki gösterilmiyor. Özgür Bey bugün Amerika'ya giderken diyor ki ben Amerika'dayken ceza onaylanırsa geri döner gelirim. Cezanın onaylanacağını biliyor musunuz? Duydunuz mu? Bunu niye söyleme ihtiyacı hissettiniz? Böyle bir şey varsa niye Amerika'ya gidiyorsunuz? Sayın Kılıçdaroğlu'nu Almanya'ya gitti diye o gün acımasızca eleştirdik değil mi? Niye gitti dedik? Gitmemeliydi dedik. O zaman şimdi ben tekrar soruyorum. Bu söylem nedir ya? Ben Amerika'dayken ceza onaylanırsa kim onaylayacak? Haddi yoktur desene. Böyle bir anlayış yoktur desene. Yeri göğü yıkarız. Gök kubbeyi yıkarız desene. Denilmesi gereken bu iken adeta bir teslimiyetçilik anlayışıyla geri dönerim. Döneriz de ne yaparız? Ne yapacağız? Israrla söylüyorum. Mitingler yapalım diyorum. Tepki gösterelim diyorum. Tan Doğan'ı milyonlarca insanla dolduralım. Ya yok gücüm olsa yapacağım ya. Yok gücüm. Yani bir miting yapmak en az 1 milyon lira. En az 1 milyon lira. Ses düzeniydi, şunuydu, bunuydu. Afişiydi, propagandasıydı. Yok öyle bir imkanım. Demokrat Parti'nin böyle bir imkanı yok. Yok olsa yapacağız. Vallahi yapacağız. Kimseye sormayacağız ya. Bazıları diyor sen niye yapmıyorsun? Neyle yapacağız? İnsanları nasıl getireceğiz? CHP'nin 450 belediyesi var. Çok rahatlıkla oralardan otobüsler kaldırabilir. Destek verirler diye bunu diyorum. Bunun için CHP öncülük yapsın diyorum. Kötü bir şey mi istiyoruz? Tepki gösterelim diyoruz. Yoksa Erdoğan iktidarı bu zulmü daha da artırarak devam ettirecek. Ekrem İmamoğlu'ndan sonra hiç kimse şunu düşünmemezlik etmesin. Vallahi sıra Mansur Yavaş'a gelecek. Billahi Mansur Yavaş'a gelecek. Ne yapar bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum. Namusum üzerine bilmiyorum ne yapar. Ama yapar bu adam. Bu adam yapar, acımasız bu adam. Eğer Ekrem İmamoğlu'nu teslim edersek, Ekrem İmamoğlu'nu bunun eline kurban verirsek, yarın Mansur Yavaş'a da yapar. Yarın Cemal Engin Yurt'a da yapar. Çünkü acıması yok.
merhameti yok. Kendi ailesi ve ailesinin geleceği için bütün Türkiye'yi değil dünyayı yakmaktan imtina etmeyen bir insan var karşımızda. Bu insana karşı biz güç birliği yapmalıyız. Birbirimizle uğraşmamalıyız. Defalarca senin programında da söyledim. Recep Tayyip Erdoğan'a dikkat edin dedim. Mithat Hocam da vardı, Türker Hocam da vardı, Sayın Uslu da vardı, Gamze Hanım da vardı, Gülfem Hanım'la bir iki programdır beraberiz ama izledin eminim. Dedim ki bu Recep Tayyip Erdoğan seçim yenilgisinden sonra ayağa kalkarsa oyun kurar, tuzak kurar, plan yapar. Mansurcu, Ekremci, Kemalci, Özgürcü diye önce CHP'yi birbirine düşürür, muhalefeti dağıtır, birbirine düşürür ve böylece kendine alan yaratır, rahatlar dedim. Şu anda alan yarattı, rahatladı. Bakın her iş aleyhimize devam ediyor. Her iş dalga geçiyorlar bizle. Sucuk partisi yapıp, milletle alay ediyor. Aynı Milli Savunma Bakanlığı yapmış adam utanmadan çıkıyor. Diyor ki afiyetle yiyin diyor. Bizi kurban ettiniz diyor. Bir tane sucuk yemedim. Ya sucuk yemedin de kul hakkı. Dağıttık diyorlar. Sucuk yemediniz kul hakkı yediniz. Biz sucuk yemediniz Ali Tatar'ın hakkını yediniz. Sucuk yemediniz Kaşif Kozunoğlu'nun hakkını yediniz. Sucuk yemediniz o askeri okullardaki binlerce öğrencinin hakkını yediniz. Haram yediniz. Haram zıkkım olsun. Ama diyemiyoruz. Söyleyemiyoruz. Bir Cemal Enginyurt 3-5 kişi konuşuyor ama Hulusi Akar bize meydan okuyor. Gazetecilere meydan okuyup ayar veriyor. Böyle bir ülke niye bu hale geliyor? Biz susuyoruz. Susarsak sıra hepimize gelecek. Onun için Ekrem İmamoğlu konusunda susmamalıyız. Peki. Susmanın ötesinde haykırmalıyız. Sokaklarda olmalıyız. Milyonlar sokaklarda olmalıyız. Saraya yürümeliyiz. Hakkımızı aramalıyız. Aksi takdirde Ekrem İmamoğlu'nu teslim eder verirsek sıra hepimize gelecek. Herkes bunu bilsin. Peki, çok hitap eden bir cumhurbaşkanımız var. Yani salonu her ne kadar bomboş gösterseler de o bir dış güç oyunu gibi geliyor bana. Dolayısıyla böyle büyük bir cumhurbaşkanımız olduğu için çok mutluyuz. Ne demişti cumhurbaşkanımız Yunanistan'a? Bir gece ansızın gelebiliriz demişti. Yunanlılar ne yaptı? Bir gün gündüz vakti çay içmeye geliyoruz dedi. Birinci gün Bodrum'a, ikinci gün Datça'ya geldiler. Bizim Twitter bakanımız, sosyal medya bakanımız Ali Yerlikaya ne yaptı? Hemen meydan okudu. Telefon açmış. Sayın Bakan hiç hoş olmuyor. Bak bize iki defa geldiniz. Hem de gündüz vakti geldiniz. Biz Cumhurbaşkanımız gece geleceğini söylerken sizin böyle